Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz avukat Sayın Aynur Demircioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Adana'da yaşıyorum. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 5 yıldır Adana'da avukatlık yapıyorum. Aktif olarak bu şekilde. Ee, peki büronuzdan biraz detaylı bir şekilde bahsetmeniz mümkün mü bize? Tabii ben serbest e, avukat olarak çalışıyorum. Kendime ait bir ofisim var. E, ortağım var yine ofiste. E, beş avukat birlikte çalışıyoruz. Genellikle e, iş hukuku, şirketler hukuku üzerine danışmanlık yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. E, malumunuz artık hukukta da e, aynı tıpta olduğu gibi avukatlarımız bir alanda mecburi olmamakla birlikte branşlaşmaya başladılar. hı. hı. Siz kendinizi e, hukuk çünkü derya deniz. Daha çok hangi davalarda aktif hissediyorsunuz ve hangi alanda uzmanlaşmak istediniz? Şöyle adını da biliyorsunuz e, ticari hayat çok aktif organize sanayi bölgeleri de var. Dolayısıyla şirketlerin ticari ilişkileri anlamında ciddi uyuşmazlıklar söz konusu oluyor. E, bu sebepten ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanına yöneldim. Bundan iki yıl öncesine kadar ticaret hayattaki olumsuz gelişmelerden kaynaklı olarak şirketler çok fazla konkordato ilan etmeye başlamışlardı. Adana'da birçok şirketin konkordato davalarını ben baktım yine. Bu şekilde bunun haricinde iş hukuku ve son zamanlarda artık internetin hayatımıza çok fazla yaygınlaşmasıyla birlikte doğal olarak adli bilişim hukuku üzerine de yönelmeye başladım. Evet. Peki neden avukatlık mesleğini seçtiniz? Ben eskiden beri e, haksızlık ve adalet kavramları üzerinde çok fazla düşünürdüm. Ve günlük hayatta da bunun üzerine çok fazla yoğunlaşırdım. Çocukluğumdan itibaren annem babam da e, adalet kavramını kardeşlerime bana çok fazla eşleyerek büyüttüler, yetiştirdiler. Dolayısıyla hayatın içerisinde de aktif rol almak isteyen birisiydim her zaman. E, i̇nsan ilişkilerinde herhangi bir problem ya da Anlaşmazlık olduğu zaman işin adli ortamına dahil olmadığı hiçbir alan yok. Dolayısıyla bu sebepten avukatlar yöneldim. Aslında başlangıçta hukuk fakültesine giderken amacım ve isteğim hakim savcı olmaktı. Çünkü hakim ve savcıların adaletin tesisinde daha etkin bir rol aldıklarına inanırdım. Ama zaman içerisinde mezun olmaya yakın artık sadece karar vermek ya da bir suç varsa ortada cezalandırmaya yönelik çalışmaların ilerlemesinden ziyade adaletin doğru tesisi ve hakkaniyetin taraflara doğru şekilde iade iade edilebilmesi için avukatlık mesleğinin daha etkin olabileceğini düşündüm hayatımda o yüzden avukat olmaya karar verdim. Peki e, müvekkillerinizden gelen talepler e, daha doğrusu sorunlar problemler en çok hangi yönde? Şimdi son zamanlarda daha ziyade ticari ilişkilerin bozulmasından kaynaklı olarak. Çünkü malumunuz Covid sürecinden kaynaklı olarak artık ticari hayatta ciddi aksamalar olmaya başladı. Bu sebepten ticari ilişkilerin doğru yönlendirilmesi adına şirketlerimize danışmanlık yaptığımız şirketlere yönlendirmeler yapıyoruz. söylemiştim ben adına da avukatlık yapıyorum. E, biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur Adana biraz suç anlamında da ciddi potansiyeli <laughs> olan bir şehir. E, dolayısıyla bu tür problemlerle de insanlar çok fazla geliyor. E, son zamanlarda bu internet alışverişlerinden dolayı, internet ortamında yaptığımız alışverişlerden dolayı e, burada dolandırıcılığa maruz kalan insanların sayısı da çok arttı. Çünkü artık e, her yer kapalı olduğu için e, belli yani hafta içi sadece açık şu dönemde de. Ee, insanlar sürekli evde vakit geçirdiklerinden artık internetten çok fazla alışveriş yapmaya başladılar ve dolayısıyla e, dolandırılma ya da çok yani dolandırıldıkları durumlarla da çok fazla karşılaşır olduk artık. Ee, son zamanlarda bu konular üzerine yoğunlaşıyoruz genelde. Evet. Maalesef işte e, bilim e, teknolojileri, dijitallik efendim e, bunlar hayatımıza çok fazla girmeye başladıkça bu tür olaylar da e, ziyadesiyle karşımıza çıkmaya başladı. Evet maalesef. Yani şu dönemde artık internetin hayatımızda aktif rol almadığı hiçbir alan yok. yok. Eğitim bile yani online eğitimlere dönüştü artık. E, her şey internet ortamında olduğu için dolayısıyla oradan bir suç potansiyeli gelişme durumu da artmış oldu. Kesinlikle kesinlikle öyle. Ve söylemiş olduğunuz gibi salgınla birlikte daha da çok hayatımıza girdi çünkü dışarı çıkamıyoruz, alışveriş olanaklarımız kısıtlandı. Mecburen gayet saf ve iyi niyetle biz de internet alışverişlerine yöneliyoruz. Evet. Bu da suistimal ediliyor, evet, edilmiyor maalesef. değil. Bunun içinde ne yapmak lazım? Daha güvenilir olan siteler var, internet siteleri var. Ya da markaların bizzat kendi internet sayfalarından, oradan satın almak gerekiyor. Yani onun haricinde sosyal medyada karşılaştığımızda da internette rastgele önümüze çıkan bir e, satış sitesinden ürün almayı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle haklısınız. Çok doğru. Peki işinizin zorluklarından bahsedelim mi biraz? Tabii e, avukatlık mesleği öncelikle e, bir güven mesleğidir aslında. E, i̇nsanlar size e, ticari ilişkilerini, alacaklarını, borçlanmalarını Sözleşmelerini ve özgürlüğünü yeniden kazanmayı yeri geliyor. Özgürlüğünü yeniden kazanmayı sizden talep ediyorlar. Bu aşamada e, öncelikle iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor ve büyük bir sabır göstermeniz gerekiyor. Çünkü insanların e, problemlerine doğru cevap verebilmek ve onlara yardımcı olabilmek için sabırla dinleyebilmek gerekiyor. E, Bizim avukat olarak öncelikli problemlerimiz aslında adliye koridorları. Maalesef e, bu anlamda yeterli düzenlemeler olduğunu da düşünmüyorum. E, adliyelerde mesela duruşmalara gidiyoruz. E, duruşma 9'da başlayacak oluyor. E, ama hiçbir duruşma artık saatinde alınmıyor ve ömrümüz gerçekten biraz adliye koridorlarında geçmiş oluyor. Gerçekten kaliteli ve etkin e, bir çözüm sağlayabilmek adına, müvekkillerimize harcayacağımız zamanı yeri geliyor. Adliyelerde harcamak durumunda kalıyoruz. Bunun haricinde insanı, tamamıyla insan ilişkisine dayalı bir meslek olduğu için yeri geliyor şiddete de maruz kalıyoruz evet. maalesef. Mesela daha dün bir avukat meslektaşımız Adana Barası'ndan sıradan artık müvekkil avukat ilişkisi de değil anladığım kadarıyla birileri gelip ofisinde işte tehdit etmişler bazı saldırılar olmuş, yeri geliyor cinayete varana kadar gidiyor. Bu anlamda e, direkt insan ilişkisi içerisinde olduğumuz için bu tür problemlerle de karşılaşıyoruz maalesef. Evet. Bu hakikaten ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi sağlıkta şiddet, hukukta şiddet. Her alanda, evet. E, her alanda e, o Sebeple artık kanayan yara haline geldi. Bu yaranın bir şekilde pansuman edilip iyileştirilmesi gerekiyor. Bunu da tabii ki e, devlet büyüklerimizden istirham ediyoruz. Öyle tabii ki. Ama öncelikle e, ben şuna inanıyorum. E, kişinin kendisinden öncelikle bunun başlaması gerekiyor. Nedir? Yani e, öfkeyi kontrol altına almaları gerekiyor. E, kişi kendisi saldırgan bir tutum içerisinde olduğu zaman maalesef iş işten geçtikten sonra müdahale edilebilmiş ve bir şeyler yapılmaya çalışılmış oluyor. O yüzden aslında toplumun çekirdek yapısından başlaması gerekiyor bu durumu. Tabii o konuda kesinlikle haklısınız. Hı -hı. Ama çekirdek yapıyı ee, yeniden yapılandırabilmenin biraz daha zaman alacağını hepimiz bildiğimiz evet. için bu noktada yine tampon olarak devlet büyüklerimiz evet. mutlaka caydırıcı bir takım uygulamalar e, bulacaklardır Hı. diye düşünüyorum. Ama çok haklısınız sözlerinizde yapılandırmayı yapabilmek için de artık toplumun en küçük e, yapı taşı olan ailelere Ebeveynlere bu konuda da e, bilgilendirmeler, eğitimler evet. verilmeli. Sonuç itibariyle her suçluyu da bir ana baba yetiştiriyor değil Öyle, mi? Öyle yani sosyal sorumluluk projelerinden de başlanılabilir bunun için. Evet kesinlikle haklısınız. Peki e, daha çok ticaret hukuku, iş hukukuyla ilgileniyorsunuz ama gündemimizden düşmeyen olaylar var. Şiddet. Evet Kadına şiddet, kadına yönelik şiddet ki ben bunu bu şekilde söylemek istemiyorum. Kadına yönelik şiddet demek istemiyorum. Şiddet başlığı altında toplamak istiyorum. Ve e, çok da canımızı yakan bir şey daha var ki çocuğa cinsel istismar hı hı. ya Maalesef. da istismar. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii e, şiddet konusuna ben de size katılıyorum. Kadına yönelik şiddet demek aslında e, biraz... O, bu başlığı kullanmak sadece şiddet kavramını değersizleştirdiğini düşünüyorum. Çok doğru. Şiddetin her türlüsüne çünkü bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili ciddi caydırıcı yaptırımların uygulanması gerekiyor. Maalesef son zamanlarda yani eskiden beri vardı kadına yönelik şiddet. Ama son dönemlerde bunu çok sıkça duymaya başladık ve vahşi bir şekilde. Hı hı. Bunun için öncelikle... Emniyet birimlerinin e, doğru bir şekilde süreci başından itibaren yönetebilmeleri gerekiyor. Sonrasında yargı anlamında ise e, ciddi ve e, caydırıcı yaptırımların uygulanması gerekir. Nedir bunlar? Maalesef şunlarla çok çok sık karşılaşıyoruz. E, bir takım indirim sebepleri uygulanıyor. Hı hı. Ceza verilirken takım elbiseniz varsa. Evet. İndirime girebilirsin. <laughs> bir takım, aynen öyle. Yani e, yargının doğru işleyebilmesi için dediğim gibi emni, daha soruşturma aşamasından başlarken e, bir şeyleri doğru takip edebilmek lazım. Mesela kadınlar şiddete maruz kalacaklarını anladıklarında bu e, yeri geliyor sevgilileri, yeri geliyor e, eşleri ya da eski eşleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Ya da aileleri, kalıyor. Babası, evet babası, tarafından. abisi. Kesinlikle öyle. Ya da birebir çekirdek kendi ailesinden, Hadi. kendi e, yakınlarından şiddete maruz kalıyor. Şimdi bu durumlarda e, savcılıkların aile içi şiddet büroları var. Buralara başvurup e, koruma tedbirleri alınabiliyor. Ama nedir burada da koruma kararı alıyoruz ama bunun uygulanabilirliği ne kadar aktif bir şekilde etkili? İşte zaten problem hep orada kaynaklanıyor değil mi? Siz e, hukukun içinde olduğunuz için bunu size soruyorum. Tamam yasalar, kanunlar, maddeler hepsi çok iyi. Var. Her şey var. Ama uygulamada bir sıkıntımız var gibi geliyor bana. Şöyle e, insanlar şiddete maruz kalacağını belirip mesela polisi arıyor koruma kararının istinaden e, ya da başka bir şekilde sesini duyurmaya çalışıyor. Maalesef bu kadar yaygınlaşmasına rağmen ciddi bir şekilde şiddete maruz kalabileceklerini kabul etmiyorlar ya da e, nedir talep ettiklerinde korunmak için herhangi bir talepleri olduğunda geçiştiriliyor ulaşılamıyor e, artık kadın ölüyor o saatten sonra maalesef müdahale bulunulmuş oluyor en azından şuna seviniyorum artık e, bir şekilde yardım talebi doğduğunda Birim ismi vermeyeceğim. Ee, eşindir, kendi aranızda halledin. Aman yuva dağılmasın gelmiyor en azından. Artık şimdi bunlar gelmiyor. Müdahale edebiliyorlar. Müdahale edebiliyorlar. Öncesinde bir de böyle bir durum vardı. Bizim e, genel e, toplum aile kurallarımıza göre. Gibi. Heh, aile içi karışılmaz gibi. O zihniyet, evet. O zihniyetimiz öyleydim. vardı vardı. Şimdi en azından o biraz kırıldı da yine e, bir kadın ya da bir çocuk ya da bir erkek şiddete maruz kalan her kimse bir e, emniyet birimine gidebiliyor, yardım hı hı. talep edebiliyor, Tabii ki, kesinlikle destek yönlendirilebiliyor, ee, sağlıklı bir şekilde durumunuzu izah et, ettiğinizde kesinlikle koruma e, anlamında e, size yardımcı olunuyor. Ama ben burada şunu da söylemek istiyorum. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Ben de bir kadınım, siz de öyle. Ee, kadınlarımızda çok fazla kabullenme var. Yani o dediğim hani toplum yapısından kaynaklı işte eşimdir, kocamdır, babamdır. Tabii, tabii. Hayır. Şiddetin e, daha aktif bir şekilde etkisini görmeden hissettiğiniz anda adli mercilere, emniyet birimlerine mutlaka başvursunlar. Yani şöyle durumlarla biz çok sık karşılaşıyoruz. Mesela ben bizzat yaşadım bunu. Eee Komşumdan bir ses geliyordu. Evden bir tartışma sesi. Tabii ki e, avukatım onun haricinde duyarlı bir vatandaş olmaya çalışıyoruz. E, polisi aradım. Bir şey varsa yani belki kadın o sırada telefona ulaşılabilecek bir noktada değil. Yani polis müdahale etsin, bir şey olmasın diye. Neyse polis geldi, çıktı. Bir şey yok, biz kocamla hallediyoruz ya da işte kocası geliyor. Bir şey yok, biz karımla öylesine tartışıyorduk. Bir şey yok, siz gidin deyip adam gönderiyor polisleri. Ne oluyor şimdi? Biz hallederiz olursa, işin sonunda bugün tokat atıyor, yarın sizi eve kapatıyor, öbür gün geliyor, bu şiddetin de derecesini artırıyor. O yüzden en başında, yani şiddeti hissettiğiniz andan itibaren mutlaka adli mercilere ve emniyet birimlerine başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle size katılıyorum ama işte o an olay yerine müdahaleye gelen e, birimler de artık bu kamuya aksetti diyerek müdahale etmeliler bence. Onu yapıyorlar bence. evet e, artık son zamanlarda da e, emniyet birimleri de bu konuda e, iyi çalışıyor ve daha duyarlı olmaya da başladılar. E, onu yapıyorlar her ne kadar tamam e, kendi aranızda hallediyorsanız bile emniyete gelin bir ifade verin evet. diye bir kayıt altına alınıyor bu durum artık. Evet. Bu mesleği seçmek isteyen kişilere ya da şu an e, okuyanlara, hukuk okuyanlara tavsiyeleriniz, önerileriniz neler olacak? Şimdi bu mesleği zaten doğru bir şekilde yapabilmek için aslında hukuk fakültesine başladığımız andan itibaren bir gelişim içerisinde olmamız gerekiyor. Ee, öncelikle başladığınızda fakülteye ya da ilerleyen aşamalarda fikir değişebiliyor benim gibi. Ee, hangi mesleği yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Hakim savcı mı olmak istiyorsunuz, avukatlık mı yapmak istiyorsunuz, avukatlık yapacaksınız kendinize ait bir büronuz mu olsun istiyorsunuz ya da kamu hizmeti de mi bulunmak istiyorsunuz çünkü kurumlarda da avukatlık yapılabiliyor. Hı hı. Ee, bu noktada bir karar verip hangisini daha etkin ve başarılı şekilde yapabileceklerini bir karar verip ondan sonra bir yol haritası çizmeleri gerekiyor kendilerine. Mesleğin e, Hukuk fakültesine mezun olduktan sonra e, hakim savcı olmak istiyorsa sınava girilecek biliyorsunuz. Avukatlık yapmak isteyenler için, ben de avukat olduğum için o noktadan biraz daha ilerlemek istiyorum. Avukatlık yapacak olanlar mutlaka staj dönemlerini aktif bir şekilde geçirmeleri gerekiyor. Çünkü adliyenin tozunu yutmadan, e, adliye koridorlarında işlerin nasıl yürüdüğünü görmeden maalesef bu mesleği yapamıyoruz. Neden? Çünkü hukuk fakültesinde bize verilen teorik eğitimle, Pratikte hukukun uygulanabilirliği birbirinden çok farklı. Bir kere zaten hukuk dikey hareketlilik gösteren bir meslek dalıdır. Nedir? Ee, avukatsanız mutlaka güncel gelişmelerden haberdar olmak zorundasınız. Çünkü toplumun e, sosyal yapısı değiştikçe, ihtiyaçları değiştikçe yasalarda e, bir takım değişikliklere gidiliyor ve e, bu noktada yeterince hakim olmanız gerekiyor. Güncel gelişmelerle ilgili mutlaka daimi olarak kendinizi ve zihninizi güncellemeniz gerekiyor ki müvekkillerinize ya da sizden yardım talebinde bulunan kişilere doğru bilgi aktarımı yapıp doğru şekilde yönlendirebilmek için. E, bunun haricinde mutlaka kendilerini tanımaları gerekiyor. Çünkü bizim mesleğimiz e, ciddi bir sabır e, ciddi bir şekilde karşı taraftaki insanların problemlerini anlayabilmek adına bir empati geliştirme yeteneği de e, gerekli. Neden? Çünkü karşınızdaki kişinin sizden beklentilerini ya da problemlerini doğru şekilde anlayamadığınızda doğru bir şekilde yönlendiremezsiniz de. Ee, bunun haricinde şöyle de bir şey var. Bulunduğunuz ülke şartlarını da iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü her ülkenin hatta her şehrin kendi içerisinde bir sosyal yapısı var ve siz bu yapıya e, göre hareket etmek zorundasınız. O yüzden mutlaka güncel ve aktif şekilde kendilerini geliştirmek ve zihinlerini güncel tutmak zorundalar. Evet, çok da güzel öneriler ve tavsiyelerdi. Peki sizi izleyenlere son olarak hukuk, adalet mesleğiniz adına Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Sosyal yaşantılarında e, kişiler bu insan ilişkileri olabilir, ikili ilişkiler olabilir, evlilik olabilir, ticari hayat olabilir. Nasıl ki kendileri bir e, haksızlığa uğramak istemiyorlarsa, karşısındaki insanların da e, bunla, buna maruz bırakmayacak şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Zaten bu uyuşmazlıklar olduğunda biz devreye giriyoruz. Ama yeri geliyor bizim öncelikle ben kişisel olarak e, konuşmak istiyorum. Öncelikle ben bu mesleği e, maddi kaygılarla yürütmüyorum. Gerçekten insanlara yardımcı olabilmek ve problemleri çözebilmek istiyorum ki yeri geliyor mesela bazı bu, son zamanlarda bu Covid'den dolayı da insanlar hep evde olduğu için eşler evet. birbiriyle çok çatışma yaşıyor. E, mesela boşanma niyetiyle gelip barıştırıp gönderdiğim çiftler oluyor. Dolayısıyla hem meslektaşlarıma hem beni dinleyenlere, vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Bir e, şey yaparken, bir davranışta bulunurken karşınızdaki insanların haklarını mutlaka gözetin. O zaman hayat gerçekten daha yaşanılabilir, daha güzel, daha problemsiz bir hayata erişmiş oluruz hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağolasın. Evet sevgili İşkolik izleyicileri avukat Sayın Aynur Demircioğlu konuğumuz oldu. Hoşçakalın.